arkadaşlar. Önceki derslerimizi hatırlayacak olursanız merkezi yayılma ölçülerini gördük. Mod median aritmetik ortalama. Artı devamında değişkenlik ölçüleri dediğimiz range, standart sapma, varyans ve bağlı değişkenlik katsayılarını gördük hatırlayacak olursanız. Şimdi ne demiştik? Şu başarılı başarısız grup bulma ile ilgili meşhur sorular var. Onlara bir göz atacağız beraber. Bu öğrendiğimiz istatistikleri nerelerde kullanabiliriz? Arkadaşlar en basit soruyla başlıyoruz. Gördüğünüz gibi 5 tane testimiz var. Bu 5 testin puanlarıyla ilişkin aritmetik ortalamalar ve standart sapma istatistikleri verilmiş. Bunlarla ilgili neler sorulabilir bize? Hemen grubun en başarılı olduğu, en başarısız olduğu dersler ya da grubun mutlak başarısının en yüksek ya da en düşük olduğu ders şeklinde sorulabilir. Ya da şöyle denebilir. Öğretimin en başarılı olduğu test, en başarısız olduğu test ya da ders şeklinde de sorulabilir. Dolayısıyla öğretim başarılı olmuşsa, öğretimin kalitesi yüksekse öğrencilerin başarıları yüksek çıkacaktır. Düz mantık. Farklı ifadelerle geldiğinde lütfen çelişkiye düşmeyiniz arkadaşlar. Hep aynı şeyi soracak. Burada düşünecek olursak aritmetik ortalama mı bizim başarımızı yansıtır doğrudan doğruya yoksa standart sapma mı? Tabii ki aritmetik ortalama. Şöyle düşünün. Bir dersin ortalaması arttıkça başarı artmaz mı? Ya da kendinizi düşünün arkadaşlar. Yazılı notunuz arttıkça ya da o dersten elde ettiğiniz aritmetik ortalama yazılarınızın ortalaması arttıkça ondaki başarınız diğer derslere göre daha fazla olacaktır. Bunda da aynı şey arkadaşlar. Burada yalnız grubun başarısını kestirmeye çalışıyoruz. Bakalım. O zaman öncelikli olarak neye bakacağım böyle bir durumda? Aritmetik ortalamaya bakacağım. Çünkü elimde iki tane istatistik var. Başarıyı yansıtan, doğrudan doğruya başarıyı yansıtan istatistik, aritmetik ortalama, standart sapma neyi gösteriyordu? Değişkenliği gösteriyordu. Homojenlik, heterojenlik bilgisi veriyordu. Hemen bakıyorum. En yüksek aritmetik ortalama başarının en yüksek olduğu testi gösterecektir bana. Hemen buldum. O zaman iki nolu testte başarımız en yüksek arkadaşlar. Peki en düşük hangisi? Bakın 30 aritmetik ortalamayla en düşük de 4 numaralı test olmuş oldu. Peki başka ne sorulabilir? Grubun en çok farklılaştığı, en çok farklılaştığı ne demek? Grubun en heterojen yapıda olduğu, en fazla değişkenlik gösterdiği testi soruyor bize. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? O zaman burada değişkenliğin bilgisini bana veren istatistik standart sapma olduğu için standart sapmaya bakmam gerekecek. Standart sapmanın en yüksek olduğu, bakın iki nolu testte değişkenlik, farklılaşma, heterojenlik en fazladır. Standart sapmanın en düşük olduğu 5 nolu testte değişkenlik, farklılaşma ya da homojenlik en fazla düzeydedir. Şöyle de sorabilirdi hatırlayacaksanız daha önce buna benzer bir ifade kullanmıştım. Geçmiş yaşantıları bakımından öğrencilerin en farklılaştığı ders. Al en heterojen olanı soruyor bana. Geçmiş yaşantıları bakımından en benzer özellik gösterdikleri test deyince de en homojeni soruyor. Dediğim gibi ifade değişir ama aynı şeyi size sorarlar. Peki şimdi duyar gibiyim. Ya aritmetik ortalamalar eşit olsaydı ne yapacaktık? Bakalım şimdi örneğimize. Arkadaşlar yine aynı sorularım geçerli. Grubun en başarılı olduğu ya da mutlak başarının en yüksek olduğu testi bulmak istiyorum. Bakalım aritmetik ortalamalara bakıyorum yine öncelikli olarak. İki tane 80 aritmetik ortalama gördüm. En yüksek olan 2 tane aritmetik ortalama değerim var. Şimdi o zaman ya 1 nolu test ya da 3 nolu test bir tık daha öğrencilerin başarısının yüksek olduğu test. Bunu nasıl bulacağım? Böyle bir durumda ikinci olarak bakın. İlk önce bakmıyorum. İkinci olarak standart sapmaya bakacağım. Eşitlik olan testlere baktım. Şu ikisi eşitti. Bunların sapmalarına göz atıyorum hemen. Arkadaşlar aritmetik ortalamalar eşit olduğunda homojen gruplar daha başarılı kabul edilir. Bunlar arasından hangisi daha homojen? 1 ile 3'ü karşılaştırdığında sapması küçük olan daha homojen olacağı için o zaman diyeceğim ki 3 nolu testte öğrencilerin başarıları en yüksektir diyeceğim. Peki en başarısızı bulmak isteyelim arkadaşlar. Şunu silelim. En başarısızı bulmak istediğimde de tam tersi bir mantık yürüteceğim. Niye böyle oldu? Şimdi aldık. En başarısızı bulurken de tam tersi. En düşük aritmetik ortalama değeri olan testleri buluyorum. İki tane
40 var gördüğünüz gibi. Homojen olan daha başarılıydı. Yani sapması küçük olan daha başarılıydı değil mi? Şöyle yine bakıyorum standart sapmalarına. Bunlardan hangisinin sapması büyük sonunda başarısızlık daha fazladır. Öğrenciler daha fazla başarısız olmuştur derim. O zaman 4 nolu testte de grubun başarısı en düşük olmuş olur. Eşitlikte bunu yapacağım. Standart sapmaya bakacağım arkadaşlar ikinci olarak. Yalnız dikkat edin, diğer testleri işin içerisine karıştırmıyorum. Tamam mı? Eşitlik olanlar üzerinden gidiyorum. Peki yine homojenlik heterojenlik sorusu sorsa, öğrencilerin en heterojen oldukları test, bakın 4 standart sapmayla 1 nolu test, öğrencilerin en homojen olduğu 1 standart sapmayla 5 nolu test olmuş olur. Gelelim, bakın farklı bir örnek bu. Soru sayıları var bu sefer. Az önceki örneklerimize hemen bakacak olursak, testlerin soru sayıları verilmemişti. Verilmediğinde şöyle düşüneceğim. Bu testlerdeki soru sayıları eşit diye düşüneceğim. Mesela farz edelim hepsinde 100 soru var diye düşüneceğim. Tamam mı? O yüzden direkt aritmetik ortalamaya baktım. Arkadaşlar aslında mutlak başarı aritmetik ortalamayla soru sayısının oranlanması şeklinde bulunur. Mesela 100 soru var diye düşünüyorum hepsinde soru sayıları verilmediği için. 100 soruda 80 ortalama, 100 soruda 40 ortalama ya da %80 başarı, %40 başarı diye yorumladım. O yüzden direkt aritmetik ortalamaya baktım ben burada. Yani demek istediğim şey şu, aslında yapmam gereken şey aritmetik ortalama bölü soru sayısı çarpı 100 demem gerekir. Ama dikkat edin, aritmetik ortalama, mutlak başarının formülü bu. Aritmetik ortalama soru sayısı çarpı 100 yaptığımızı düşünün şunlarda. Soru sayıları hepsinde 100 kabul edersem, aritmetik ortalama 100'e bölüp tekrar 100'le çarpmamın hiçbir mantığı olmayacağı için ben mutlak başarı eşittir aritmetik ortalama mantığıyla bu soruyu çözebildim. Burada durum biraz daha farklı. Bakın soru sayıları farklı. Testin birinde 50 soru, diğerinde 100 soru, diğerinde 20 soru var. Değişik. O zaman ben burada direkt aritmetik ortalamaya bakarsam hata olur. Neden? Düşünsenize, çocuklara 50 soru sormuşum, 50'de 40 yapmışlar. Bunlara 100 sormuşum, %70 yapmışlar. Takdir edersiniz ki bu çocukları direkt aritmetik ortalamalarına bakıp karşılaştırmak istesem öğrenciler demeyecek mi bana? Ya hocam bize haksızlık ediyorsunuz. 50 soru sorup 40 ortalama elde ettik. Öbürlerine 100 sordunuz. Bize de 100 sorsaydınız belki biz de fazla yapacaktık diyecekler. Direkt aritmetik ortalamaya bakarsak. O zaman iki şekilde burada başarılı başarısız grubu bulabilirim. Ya az önce verdiğim mutlak başarı oranı formülünü kullanmam gerekir. Şunu, aritmetik ortalama bölü soru sayısı çarpı 100 demem lazım. Yani 40'ı 50'ye bölüp 100'le çarpmam lazım birinci test için konuşursak. Ya da düz mantık arkadaşlar, 50'de özür dilerim. Evet, 50'de 40 yapan orantı kuruyorum. Doğru orantı. 50'de 40 yapan yüzde x yapar şeklinde oran orantı kuruyorum. Dolayısıyla bakın 50'de 40 yapan yüzde 80 ortalama yapar. Doğru değil mi? Oran orantı kurdum. Peki yüzde 70, bakın yüzde 70. Bunu okurken nasıl okumalıyım? Aslında şöyle de okuyabilirim. Bak çocuklar yüzde 80 performans göstermişler. 50 soruda 40 ise %80 performans göstermişler. Ortalama olarak soruların %80'ini doğru cevaplamışlar. İster formülden git arkadaşım, ister oran orantı kur. ÖSYM'nin sormuş olduğu sorulara baktığımızda şunu görüyoruz. Burada verdikleri değerleri kolay oranlanabilir değerler veriyor. Yani senden formülü kullanmanı istemiyor arkadaşım. Ve şunu da belirtmekte fayda var. Testlerde, soru bankalarında, denemelerde bunun benzeri çok fazla soru çıkıyor. Ama ÖSYM bu konudan uzun yıllardır soru sormuyor. Sebep ne? Arkadaşlar, sık sık aynı sorular kullanıldığında geçerlik düşer demiştik hatırlarsanız. Sürekli aynı soru kullanılıyor, artık cevaplayıcılar ezberliyor. Öğrenmeyi bırak, ezberliyor. Şak diye cevabı görmeye başlıyor. O zaman da bilenle bilmeyen ayırt edilemeye başlıyor. Şöyle ifade edelim, herkes doğru yapıyor. Hemen hemen herkes bu soruların nasıl yapıldığını artık öğrendi. Bir kıymet harbiyesi kalmadı dolayısıyla. O yüzden sormuyor diye düşünüyorum. Ama bu sormayacağı anlamına gelmez. Sormayacakları anlamına gelmez. Şimdi 20'de 17 yapan %85 yapar. 30'da 20 yapan yaklaşık yuvarlıyorum %66'sını yapmıştır soruların. 40'da 20, bakın yarı yarıya. Bu çocukların başarısı %50. 40'da 20 %50'dir. Şimdi buradan bulduğum
Mutlak başarı oranından en başarılı olan testi rahatlıkla bulabilirim. Baktım, bakın. 3 no'lu test en yüksek mutlak başarı oranının elde edildiği %85 başarı varmış test oldu. En düşük başarı ise %50 ile 5 no'lu test oldu arkadaşlar. Peki ikinci bir nokta. Biz grubun değişkenliğini nasıl yorumlayacağız? Hani hangi testte öğrenciler daha homojen, hangi testteki öğrenciler daha heterojen? Burada yine doğrudan doğruya standart sapmaya bakarsam hata olur arkadaşlar. Yapacağım şey bağıl değişkenlik katsayısına başvurmaktır. Geçen dersimizde biz buna değinmiştik hatırlayacak olursanız. Birimleri farklı olan ölçme sonuçlarının karşılaştırılmasında, homojenliğin, heterojenliğin bulunmasında biz bağıl değişkenlik katsayısından yararlanıyorduk. Hatta buna Ferrari demiştik hatırlarsanız. Özel durumlarda garajdan çıkarılır falan demiştik. Burada ne yapıyorum? Standart sapmayı aritmetik ortalamaya bölüp yüzle çarpıyorum. Sapmayla ortalamanın dengeli olup olmadığına bakıyorum aslında bir nevi. Bakalım burada bağlı değişkenlik katsayılarını hesapladığımızda formülden nasıl bir daha hatırlatıyorum. Sapma bölü aritmetik ortalama. Sapmayı aritmetik ortalamaya böl yüzle çarp. Bu değerleri buluyorum arkadaşlar. Buradan da en küçük bağlı değişkenlik katsayısına sahip olan test 3 no'lu test. 3 no'lu test de demek ki grup en homojen yapıdaymış. 5 no'lu test en büyük bağlı değişkenlik katsayısıyla en heterojen dağılımın gözlendiği testmiş. Şimdi diyeceksiniz ki hocam başarılı başarısızda da 3-5 çıktı. Homojen heterojende de 3-5 çıktı. Tesadüf, tamam. Ben soruyu iyi kuramadığım için aslında 3-5-3-5 çıktı. Trakya oldu, 3-5'ci oldu bu. Yoksa değişebilirdi, tamam. Her zaman başarılı olan homojen, başarısız olan heterojen diye düşünmek yok. Peki bir hatırlatma daha yapacağım. Arkadaşlar bazı sorularda da hem mod hem medyan hem aritmetik ortalama verir hem de sapma verilir. Yani aritmetik ortalama da var, medyan da var, mod da var. Mod, medyan, aritmetik ortalama. O zaman ne yapacağım? Şimdi ÖSYM buradan bu şekilde bir tane soru sordu. Bu sorduğu soruda da hangisine bakarsak bakalım en başarılı ile en başarısız test değişmiyordu. Ama asıl yapılması gereken şey şudur. Medyan ve aritmetik ortalama yan yanaysa ve dağılımlar birazdan anlatacağım çarpık ise, çarpık dağılımsa şöyle bir dağılım varsa şu ikisi gibi soldan ya da sağdan çarpık varsa bakılması gereken istatistik aritmetik ortalama olmaz artık, medyan olur. Çünkü çarpık dağılımlarda birazdan anlatacağım çarpık dağılımlarda aritmetik ortalama çok sağlıklı bilgi vermez. Medyan daha düzgün, sağlıklı bir yerde durur dağılımda. Şimdi şu dağılım eğrilerini bir görelim. 3 tip dağılımımız var arkadaşlar. 3 tane tipik dağılımımız var. Şu bizim kızlar için beyaz atlı prens dediğimiz normal dağılım. Arkadaşlar bu simetrik ya da normal dağılımda adı üzerinde bakın. Mod medyan aritmetik ortalama eşittir bunda. Şöyle çizecek olursam. Üçü de aynı yerdedir, şuradadır. Hem mod, hem medyan, hem aritmetik ortalama eşit. Aynı yerde duruyorlar. Ve dağılım simetrik. Grubun %50'si modun, medyanın, aritmetik ortalamanın altında. Diğer %50'si modun, medyanın, aritmetik ortalamanın üzerindeki puanları almışlardır yorumu yapabilirim. Şimdi bu normal dağılıma biz soldan bir tane çakalım arkadaşlar. Ya da bunu bir balon gibi düşünelim. Şuradan bastıralım. Soldan bastırdığımda, bakın darbe nereden geldi? Soldan. Soldan bastırdığımda dağılım bu şekilde olur. O yüzden buna soldan çarpık diyoruz. Bir diğer ismi de negatif kayışlı. Negatif kayışlı dememizin sebebi de çarpıklık katsayısı dediğimiz bir katsayı vardır. O hesaplandığında negatif değer alır, eksi değerler alır. Bir de sağdan çarpığa bakalım. Bu nereden darbe alıyor? Bu da sağdan. Bu da sağdan yemiş arkadaşlar. Darbe sağdan gelmiş. Bunda da soldan gelmişti. Tamam. Sağdan çarpıkta puanlar bakın nereye bir öğrenciler ne tarafa doğru birikmiş? Küçük puanlara doğru birikmiş. 0 ile 100 diye düşünebilirsiniz burayı. En düşük puan, en yüksek puan. Düşük puanlara doğru birikmişler. Soldan çarpıkta ne olmuş? Yüksek puanlara doğru birikmişler. Şimdi o zaman rahatlıkla ben şunu diyebilirim, değil mi? Grubun başarısı yüksek, öğretimin kalitesi yüksek. Öğretmen iyi öğretmiş. Sağdan çarpıkta ne diyebilirim? Grubun başarısı düşük, öğretimin kalitesi düşük, öğretmen iyi öğretememiş. Ya da soldan çarpık için
Buna ne diyeceğim? Simetrik normal dağılım için ne diyeceğim arkadaşlar? Başarı orta diyeceğim. Orta şekerli bir grupla karşı karşıyayım. Öğretimin kalitesi de orta diyebilirim. Başka ne diyeceğim? Test gruba kolay gelmiş olabilir diyebilirim. Yüksek puanlar aldıklarına göre. Bunda test gruba zor gelmiş olabilir diyelim. Burada normal dağılımda test orta güçlükteymiş diyebilirim. Peki başka bir şey göstereceğim size. Arkadaşlar medyan grubu %50-%50 şeklinde ortadan ikiye bölerdi değil mi? O zaman grubun bakın %50'si şu taradığım alandadır. Medyan tam ortadan ikiye böldüğüne göre. Grubun %50'si bu taradığım alandaysa ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Böyle bir dağılımda grubun %50'den fazlası bakın %50 şurada. %50'den fazlası aritmetik ortalamanın üzerindeki puanları almışlardır diyebilirim. Bu dağılımda da şu taradığım alanda yine %50 var. Grubun %50'den fazlası aritmetik ortalamanın altında kalmıştır yorumu yapabilirim. Normal dağılım için ne derim? Yarı yarıya. Değil mi? Zaten mod medyan aritmetik ortalama eşit olduğuna göre grubun %50'si ortalamanın altında, %50'si ortalamanın üzerindedir diyebilirim. Peki başka ne diyebilirim? Arkadaşlar bu dağılımlardan, 3 tipik dağılımdan hangisinde heterojenlik daha fazla? Hangisindeki bireyler daha çok farklılaşmış desem? Simetrik ya da normal dağılım desek daha doğru olur aslında. Normal dağılımda grup çarpık dağılımlara göre daha heterojen bakın. Güzelce dağılmışlar. Soldan ya da sağdan çarpık içinde diyebilirim ki normal dağılıma göre daha homojen dağılımlardır diyebilirim. Bak birinde yüksek puanlar öbüründe düşük puanlara doğru yığılma var. Normal dağılımla kıyasladığımda çarpıklar daha homojen bir görünüm gösteriyor bize. Peki arkadaşlar biz biliyoruz. Homojen gruplarda mı güvenilirlik yüksek çıkardı? Heterojen gruplarda mı güvenilirlik yüksek çıkardı? Tabii ki heterojende. O zaman diyebilirim ki başka bir bilgiye sahip değilsem normal dağılımda çarpıklara göre güvenilirlik yüksektir. Çarpık dağılımlarda normal dağılıma göre güvenilirlik yüksektir diyebilirim. Az önce ifade ettiğim şu medyanlı aritmetik ortalamayla başarı yorumlama ifadesine geri dönecek olursak normal dağılımda ister medyana bak ister aritmetik ortalamaya bak. İkisi de eşit olacağı için aslında pek bir şey değişmeyecektir. Tamam mı arkadaşlar? Hangisine bakarsan bak aynı testleri bulursun başarı yorumunda. Ama soldan ya da sağdan çarpık dağılımlarda dağılımın çarpık olduğunu tespit ettiğinizde artık aritmetik ortalamaya bakamazsınız. Başarı için aritmetik ortalamaya bakamazsınız. Neden? Onu da göstereceğim şimdi. Sildik mi? Arkadaşlar bakın her şey normalmiş. Bu soldan yemiş dedik hatırlarsanız. Burada eğer ben aritmetik ortalamaya bakarsam grubun başarısını gerçekte olduğundan daha düşük görürüm. Neden? Şimdi bakın grup oldukça başarılı olmuş aslında. Yüksek puanlara bir yığılma var. Bir grup zavallı bu grubun başarısını aşağıya doğru çekiyor. Ortalamayı çarpıtıyor arkadaşlar. Aritmetik ortalama grubun başarısını yansıtmaktan uzak, aşağıya doğru kaymış. O yüzden medyanın bulunduğu yer grubun başarısını daha sağlıklı yorumlatır. Şuna bakalım, sağdan çarpığa bakalım. Bunda da bir sürü zavallı var. İnim inim inliyor zavallı çocuklar. Düşük puanlar almışlar. Bir miktar tuzu kuru tip var arkadaşlar. Aritmetik ortalama yukarıya doğru çekiyor, çarpıtıyor. Dolayısıyla burada aritmetik ortalamaya bakmak grubun başarısını gerçekte olduğundan daha yüksek gösterir bize. O yüzden medyana bakmak daha sağlıklıdır. Peki bir şey daha söyleyecektim size. Bu dizilişle ilgili bazen hatalar yapılıyor. Hani mod medyan aritmetik ortalama dizilişi. Bakın şimdi bir dağılım çizdim. Mesela soldan çarpık olsun. Acaba hangisi daha büyük olacak? Mod medyan aritmetik ortalama sıralamayı. Bu nereden yedi arkadaşlar? Soldan yedi. Ben biliyorum şu tepe değerin adı mod. Tamam. Nereden yedi bu? Modu yerleştiriyorum. Sonra diğer iki istatistiği yerleştireceğim. Soldan yediğine göre bu darbeyi sola doğru yazmaya devam ediyorum. İki tane daha istatistik. Sola doğru gittim. Dikkat edin. Soldan yediği için. Medyan ortada değil midir? Şurada medyan olur. En solda da aritmetik ortalama olur. O zaman ben derim ki mod büyük medyandan, o da büyük aritmetik ortalamadan. Sağdan çarpık olsun. Bunu da çizelim.
Modun başka bir yere gitme şansı yok. Şurada mod var arkadaşlar. Bu da sağdan yediğine göre, sağdan yediğine göre sağa doğru diğer iki istatistiği yerleştireceğim. Ortada medyan ortancaydı malum. Ortada medyan, en sağda da aritmetik ortalama olur. O zaman mod küçük medyandan, o da küçük aritmetik ortalamadan diyebilirim. Dizilişi yaparken neye dikkat ediyorum? İlk önce modu yerleştiriyorum. Sonra soldan çarpıksa sola doğru, sağdan çarpıksa sağa doğru yazmaya devam ediyorum istatistikleri. Peki arkadaşlar, bu dağılımlardan hangisini ne zaman oluşturalım isteriz? Hangisine ne zaman ulaşmak isteriz? Soldan çarpık dağılım formatif testlerde, izleme testlerinde, öğrenme eksikliklerini gidermek için yaptığımız o ünite soru taramalarında vesaire, quizlerde. Bu formatif testlerde ben istiyorum ki, tam öğrenme modelim var hatırlarsanız, olabildiğince çok kişi, olabildiğince çok kazanıma ulaşsın istiyorum. Dolayısıyla benim formatif testlerde ulaşmak istediğim dağılım soldan çarpık olur. Peki sağdan çarpığı ne zaman isterim? Sağdan çarpık. Başvuran kişi çok, alınacak kişi azsa ne yapardık? Seçme eleme testi, sınavı uygulardık arkadaşlar. Düşünün mesela X alanında 20 bin kişi bekliyor. Hocam o benim diyen var şimdi. 20 bin kişi bekliyor. Milli Eğitim 200 kişi alıyor, 300 kişi alıyor. Dolayısıyla orada kıyım olacak arkadaşlar. Zor bir test hazırlanır. Testte millet dökülür. Şu küçük azınlık işe yerleştirilir, seçilir ya da öyle diyelim. Simetrik ya da normal dağılım ise başarı testlerinde oluşsun isteriz arkadaşlar. Bakalım. 1000 işçinin çalıştığı bir fabrikada özel olarak yetiştirilmek üzere 3 işçi seçilecektir. Seçilen işçiler yurt dışında eğitim alınacaktır. Bu 3 işçiyi belirlemek üzere 40 maddeden oluşan çoktan seçmeli bir test uygulanacaktır. Buna göre uygulanacak testin sonuçlarının hangi grafiktekine benzer olması beklenir? Aslında cevabı verdim az önce. Bakın, 3 işçi seçilecek. 1000 işçi çalışıyor. 1000'de 3. Ne olsun istiyorum? Test zor olsun. Anası ağlasın bu 1000 işçinin diyorum. Benim aradığım dağılım sağdan çarpık olmalı. Şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Sağdan çarpık dağılım bu. İşe kimler? Özür dilerim. Yetiştirilmek üzere seçilecek 3 işçi kim? Bak şunlar. Şuradaki azınlık arkadaşlar. Mutlu azınlığı seçeceğiz. Peki şöyle bir yorumlayacak olursak. Bakın C soldan çarpık. Arkadaşlar formatif testlerde oluşsun istiyoruz. E başarı testlerinde oluşsun istiyoruz. Normal dağılım. Arkadaşlar A, bakın modsuz dağılım. Hangisinin modu yoktur dese ben A derim. Frekanslar sabit görüyorsunuz. Dümdüz gitmiş. Peki bu dağılımlardan hangisi en heterojen dağılımdır? En heterojen grubu gösterir desem. Arkadaşlar o zaman da bunu işaretlerim. Bunun adı ters simetrik dağılım. Biz simetrik dağılımı şöyle biliyoruz. Bakın bu tam tersi. Ya da şöyle sorsam, en heterojen bu ya. Mesela sene başında 5 sınıfa, 5 farklı şubeye giren bir öğretmen Adnan Hoca hazır bulmuşluk testi uygulamıştır öğrencilere. Öğrenciler şubelere göre bu dağılımları vermiştir desek. Ya da bu dağılımlar elde edilmiştir hazır bulmuşluk testi sonucunda desek. Hangi sınıfta Allah belamı verir? Hangi sınıfta kazanımlara ulaşırken göbeğim çatlar? Hangi sınıfın velisi Ali 147'yi arayıp kesin beni şikayet eder? Arkadaşlar Bursa. Niye? Düşünün, bu sınıfta iki ana kütle var. Bir grup oldukça zayıf, zavallı, hiçbir şey bilmiyor. Nasıl geldiyse eğitim sisteminin işte garabeti, garabeti gelmişler. Bir miktarda cin gibi çocuk var. Abi burada orta sınıf yok gibi bir şey. Sınıfın ortaları çok az. Dolayısıyla ben şu üstteki öğrencilere anlatsam dersi, hadi ortadakiler de durum biraz idare eder. Şunlar, Alo 147'yi arar, ya bu hoca hiçbir şey anlatamıyor der. Ulan benim başım kel der mi? Ben bilemiyorum der mi? Demeyecek. Beni şikayet eder. Peki şunları anlatayım. Tamam diyeyim, size anlatayım. Seviyeyi düşürdüm. Yerlerde sürünüyor seviye. Ali gel'den başladık. Bunları anlatıyoruz. Bu sefer de şuradakiler. Ya derler, bu hoca bir şey bilmiyor. Hep düşük seviyeden anlatıyor. Biz bir şey anlamıyoruz. Biz boşuna geliyoruz bu derse diyecekler. Bu sefer de bunlar Alo 147'ye şikayetçi olacaklar. Arkadaşlar mesela normal dağılım olsa fıstık gibi. Ortaya hitap et. Ne şiş yansın ne kebap. Kafana göre takıl.
Matematik öğretmeni Ali İhsan Bey, 9. sınıf öğrencilerine sene başında ve sene sonunda birer test uygulamıştır. Test sonuçlarını karşılaştırdığında en küçük ve en büyük puanların aynı kaldığını, en küçük ve en büyük puan değişmemiş, uçlardaki puanlar değişmemiş. Ancak aritmetik ortalamanın arttığını, başarı artmış bak, aritmetik ortalama artmış, tespit etmiştir. Bunun üzerine aritmetik ortalamanın üzerinde puan alan öğrencilerin sayısını incelemiş ve bunda da ciddi artış olduğunu görmüştür. Şimdi şunu anladık. En düşük ve en büyük puanlar değişmiyor ama aritmetik ortalama yani başarı artıyor. Demek ki sene sonunda yaptığımız testte puanlar yukarıya doğru artacak. Soldan çarpık bir dağılım elde etmeye başlayacağım. Şimdi bakın A seçeneği. En küçük puan, en büyük puan. Değişmiş değil mi? Bak başta en küçük en büyük puanlar aynıymış ama gördünüz mü? Özür dilerim. En küçük puanlar eşit ama en büyük puanlar eşit olmamış. Şuna da bakalım. Noktalarla gösterdiğimiz sene başındaki testin puanlarının eğrisini gösteriyor. Pembe ya da kırmızı renkle gösterdiğimiz sene sonunu gösteriyor arkadaşlar. Bakın en büyük puan artmış. Şuna bakalım arkadaşlar. Bunda en küçük ve en büyük puanlar eşit. Ama dikkat edin. Sene sonundaki eğri pembe olan. Burada başarı düşmüş. Gördünüz mü? Doğru cevap bu da olamaz. D'ye bakalım. Yine en küçük en büyük puanlar tutmuyor gördüğünüz gibi. Bu da olmaz. Edirne'de de en küçük en büyük puanlar tutmuyor. Tam üst üste oturması lazım. Bursa'ya geldik. Bakın sene başında en küçük puan. Sene sonunda en küçük. Sene sonu sene başı en küçük puan aynı. Sene sonu sene başı en küçük puan en büyük puan aynı. Ama ne olmuş? Aritmetik ortalama arttığı için bakın. Pembe eğriye bakın. Bakın soldan çarpık bir eğri haline gelmiş. İlk başta sağdan çarpıkmış. Başarı ya da aritmetik ortalama artmış arkadaşlar. Cevabımız Bursa olur. Buradan şunu da anlayabiliriz değil mi? Ali İhsan Bey, o matematik öğretmeni Ali İhsan Bey iyi öğretmiş. Değil mi? Başarısız bir grubu almış, başarılı hale getirmiş. Ya da bilemeyen bir grubu almış, bilen bir grup haline getirmiş diyebiliriz. Evet arkadaşlar. Standart normal dağılım. Az önce gördüğümüz normal dağılımın aynısı bu. Çan şeklinde bakın. Yalnız biz bunu artık normal dağılım demeyeceğiz. Standart normal dağılım eğrisi diyeceğiz. İşte sizin bildiğiniz ifade çan eğrisi ya da Gauss eğrisi dediğimiz eğri budur. Bu normal dağılım eğrisinin belli standartları var. Standart ne demek? Standart tüm dünyada belli değerleri kabul edilmiş herkesin tanıdığı dağılım demek arkadaşlar. Mesela ben medium beden giyiyorum, gidiyorum medium diyorum. Dünyanın her yerinde medium deyince aynı bedeni bana veriyorlar. Sıkıntı yok. Ya da alışveriş yapıyorsun, deneyeceğim diyorsun. Ya denemenize gerek yok efendim diyor. Bedenlerimiz standart diyor. Yani her yerde aynı demek istiyoruz. Şimdi bakalım. Bir normal dağılım eğrisi çiziyoruz. Yatay eksen puanlarımı gösteriyor. Şu eğri de frekanslarımı gösteriyor biliyorsunuz. Arkadaşlar ben şunu biliyorum. Normal dağılımda mod, medyan, aritmetik ortalama aynı yerde mi? Tamam, aynı yerde. Şimdi ben aritmetik ortalamadan uzaklaştıkça bireyler sapıyorlar diyor muydum standart sapmada? Evet. Bakın. Şurada sapma yok. Şuraya yazdığım yatay eksene yazdığım istatistik standart sapma olacak. Buradaki puan alan bireyler, aritmetik ortalamayla aynı puanı alan bireylerin sapmaya katkısı yoktu hatırlarsanız. Sapma sıfır şu gösterdiğim noktada. Sağ taraftakiler şunlar pozitif yönde sapmışlar. Yani aritmetik ortalamanın üzerinde puanlar almışlar. Sol taraftakiler negatif yönde sapmışlar. Yani aritmetik ortalamanın altındaki puanları almışlar. Bunu da anladık. Arkadaşlar şimdi geldik bunun standart olan kısmına. Sağ tarafı 3 dilime bölüyorum. 1, 2, 3. 3 dilim. Sol tarafı da 3 dilime bölüyorum. 1, 2, 3. Toplamda 6 dilim oldu. Şu bölümü saymıyorum tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 dilim ortalamanın üstünde, 3 dilim ortalamanın altında. Bu her bir dilim bir standart sapma puanı büyüklüğünü temsil edecek. Ya da şöyle diyelim bunlara isim veriyorum. Burası 1 dilim üstünde puan alanların yeri. Burası aritmetik ortalamanın bir dilim altındaki puan alanların yeri.
Burası 2 dilim üstü, burası 3 dilim üstü, burası 2 dilim altı, burası da 3 dilim altı. Bunlara isim verdiğimi düşünün. 1 nolu dilim, 2 nolu dilim, 3 nolu dilim, eksi 1 nolu dilim, eksi 2 nolu dilim, eksi 3 nolu dilim diye düşünebilirsiniz. Peki, ne anlattı hoca? Bakın şimdi arkadaşlar. Bunu bir örnekle pekiştirelim. Anlaşılmamış olabilir. Atıyorum, bir dağılımda aritmetik ortalama 40, standart sapma 4 olarak bulunmuş olsun. Herhangi bir dağılım bu, tamam mı? Bunun, bu puanların, bu ham puanların normal dağılımı nasıl olur? Yaklaşık olarak nasıl olur? Aslında soruyu böyle sormak gerekir de ben yaklaşık demiyorum. Arkadaşlar, hemen bir çizgi çizerim, tamam mı? Hemen bir çizgi çizerim. Bu çizgi ne biliyor musunuz? Şu normal dağılımın puanları gösteren yatay ekseni, tamam mı? Üstüne gerek yok. Düz bir çizgi çiziyorum. Tam ortasına aritmetik ortalama değeri olan 40'ı yapıştırıyorum. Tam ortaya yazdım. Sonra sağ tarafı 3 dilime bölüyorum. Sol tarafı da 3 dilime bölüyorum. Ben şunu öğrendim. Her bir dilim bir standart sapma puanı büyüklüğünde. Yani bizim örneğimizde 4 puanmış. 5 deseydi 5 olarak kabul ederdim. 6 deseydi 6 olarak kabul ederdim. O zaman bir dilim üstündeki çocuk aritmetik ortalamanın 4 puan üstünde yer alır. 2 dilim üstündeki çocuk 8 puan. 3 dilim üstündeki çocuk aritmetik ortalamanın 12 puan üzerindeki puanı almıştır derim. Her bir dilim 4 puan. Diğer tarafa gittiğimde de aritmetik ortalamadan 4 puan aşağı indim. 4 daha indim. 4 daha indim. 4'er 4'er arttırdım. 4'er 4'er azalttım arkadaşlar. Tamam. Bu ham puanların dağılımı. Peki şu dağılıma geri dönecek olursak. Bunun standart olan ikinci bölümündeyiz şimdi. Arkadaşlar yaklaşık olarak tüm dünyanın kabul ettiği değerler bunlar. Ben öldürmüyorum. Yaklaşık olarak bu standart normal dağılımında grubun %68'inin şu iki dilim arasında olduğu kabul edilir. Yüzde yine yaklaşık olarak 95'inin şu 4 dilim içerisinde bulunduğu kabul edilir. %99'unun ise bu 6 dilim içerisinde bulunduğu kabul edilir. 68, 95, 99 diye düşüneceğim arkadaşlar. Şimdi bakalım bununla ilgili örneğe. Bu sorunun devamı yine. Yaklaşık olarak öğrencilerin %68'i, %95'i ve %99'u, o verdiğim değerler bakın, hangi puanlar arasındadır? Arkadaşlar, az önceki standart normal dağılım eğrimi düşünecek olursak, şu da bizim ham puanların dağılışını bulduğumuz bölüm. Aritmetik ortalama 40 bakın, standart sapması da 4. 4'er 4'er artıyor, 4'er 4'er azalıyor. O zaman şunu diyebilirim. Bu gruptaki bireylerin ya da öğrencilerin yaklaşık olarak %68'i 36 ile 44 puan arasında yer almaktadır. Bakın şurada, şu taradığım alanda. Yine yaklaşık olarak bu çocukların %95'i, şurası 95 olacak. %95'i bu 32 ile 48 puan arasında, yani şurada yer alır diyeceğim. 4 dilime çıktı bakın. Yine %99'u yaklaşık olarak bu sefer 28 ile 52 puan arasında şurada yer alırlar diyeceğim arkadaşlar. Tamam. 68, 95, 99 şeklinde dağıtıyoruz. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki derste standart puanlarla, ZT puanlarıyla derslerimize, videolarımıza devam edeceğiz. Hoşça kalın.